Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Merhaba. Sıcak oturun. Ne haber? İyisin değil mi? İyiyim hocam. Bir sıkıntı yok. İşte sadece birazcık başım ağrıyor akşam. Biraz başın ağrıyor akşam. Böyle başın ağrıdığı zaman ufak ağrı kesici alırsın. Tamam mı? Tamam. İyi. Peki gene giymişsin solu Türk tişörtünü. Evet. Vaktiyle jet gibi. Uç olmuş. Abi nasılsın? Yalınan Falkar tanıyor musun ya? Nereden tanıyorsun? Son tür pilotuydu. Onu kurucu pilotlarını aldık, tamam mı? Duydum senin bir pilotla mutlaka görüşmek istiyoruz. Yoksa demişsin, istemiyorum galiba Selçuk'u. Ay seni ben. Benim de bir tane oğlum var biliyor musun? O da çok emin ellerdesin zaten. Selçuk Peker hocam seni iyileştirsin, tamam mı? Sen Trabzonsporluymuşsun galiba, evet. Doğru mu? Hı-hı. O zaman buna ne dersin? Beğendin mi? Evet. Tamam mı? Tamam. O zaman kesin gerçek koltuk pilotları da gelir seninle tanışır ben diye düşünüyorum. Tamam. Ne dersin? Olur. Olur mu şimdikilerde belki? Olur. Tamam, peki anlaştık. Kendine dikkat et, tamam mı? Tamam. Var mı isteğin ben? Yok, tamam, sağ ol. Tamam, hemen iyileşmeni bekliyorum. Ben bekleyeyim mi? İster misin? Yok. Sever misin? Sizin işiniz vardır. Yok, olsun. Olur. En kısa zamanda görüşüyoruz. Tamam. Böyle bir organizasyon yaptınız. Şaşırdın mı? Şaşırmayacağım diye şaşırıyorsun. Çok tatlı maşallah. O zaman en kısa zamanda kokpitte görüşmek üzere. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, peki hadi bakalım sonra. Şöyle bağla kollarını o zaman. Sen kaptın mı pozu yani? Ben sana söyleyeyim. Oldu mu? Hadi dizin maske. Evet. Yazın ne yapıyorsun sen olsun? Denize giriyor musun? Evet. Atabilir. Yüzmeye çok iyiyim. Yüzmem de çok iyi. Seni tutamayacağız o zaman yani. Basketbol, yüzme. Jimnastik, voleybol. Jimnastiği küçükken mi başladın? Jimnastiği bilmiyorum ki, kendi yeteneğim var galiba. Hı. Evde ellerim üstünde durmayı, karantinada olurken öğrendim. Yer yok yani. Ahmet Şafak koltuktan diğer koltuğa hoplarken bacağını açtırmış ve hastaneye gittik biz. Ciddi. Yürütmüş, evet. Oğlum dedim, nasıl becerdin sen bunu dedim ya. Dedi, oradan oraya atlar. Abi bu pandemi döneminde biraz kaçırdım. Bu iş bende. Bir okullar birazcık sakinleşse şu ortamda pandemi biraz. Ben küçükken bizi sürekli kardeşlerim ve ablamla birlikte piyazanın karşısındaki şeye götürdü. Orada Sol Türkler uçardı. Ne? Türk yıldızları. Orada uçardı. Ben de çok heveslenirdim, ne bileyim. Bir sürü uçağı kaldırıyorsun böyle, uçuruyorsun. Çok özenirdim. Oradan başladı. Çok heyecanlandım. Ben de senin kadar heyecanlandım biliyor musun? Hiç düşünmemiştim bak bu kadar heyecanlanacağımı. Seni öyle görünce ben de çok heyecanlandım şimdi. Elim ayağım tutuyor. Ablamın bilgisayarından izlemiştim Sorsuz Cevap falan hakkında. Onlara bakmıştım. Ama ne bileyim, ilk defa bir kompide uçuracağım. Heyecanlıyım. Ben çok kısa bir derste çok çabuk uçurabileceğini düşünüyorum. Ne dersin? Çok zor değil ya, merak etme. Bu kadar zor değil. Yaparız sen deriz. Selçuk hocamla daha önce tanışmamızdan dolayı sağ olsun Sefa ilk ona muayeneye geldiğinde bu tişörtle gelmiş üzerinde. Selçuk hocamla da biz ta benim Solo Türk zamanlarımdan tanışıyoruz. Dolayısıyla bak dedi, yanımda kim var diye bana mesaj attı. Ben de dedim ki ben de tanışmak istiyorum onunla. Dedi ki bir operasyon yapacağız biz ona. Ondan sonra ne zaman diye söyledim. Bugün söyledi bana. Tamam dedim o zaman. Kendisi dedi ki görüntülü konuşturabilirim sizi. Ben de dedim ki o gün ben boşum, görüntülü konuşmaya gerek yok. Ben atlar gelirim, yüz yüze tanışırız dedim. Sonra böyle bir organizasyon yaptık. O zaman dedim bari uçuş, şimdiki uçuş kıyafetimle geleyim, Türk Hava Yolları kaptan kıyafetimle. Hem dedim sürpriz yapmış olalım, hem de birebir bir pilotla temas etmiş olsun. En azından ilerisi için ona daha büyük bir moral motivasyon olsun diye düşündük. Aynı zamanda bu operasyon öncesinde de. Ama açıkçası bu kadar heyecanlanacağını düşünmemiştim Sefa'da. Şimdi onu görünce ben de heyecanlandım. Ben de bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim. Bundan sonra temasımızı koparmayacağız ama sözleştik. Ben Samsun'da onu ziyaret edeceğim. O beni Atakum'da gezdirecek. Ben de onu İstanbul'da gezdireceğim. Söz verdim. Ama öncesinde bir simülatör eğitimimiz olacak. Pilot daha ilk adım çerçevesinde. Öncelikle birinci şartı yerine getirmiş zaten. Birinci şart çok istekli olmak. Sefa zaten %50'sini bitirmiş çok istekli olarak. Gerisi... Öncelikle okulunda başarılı olması lazım. Akademik eğitimini tamamlaması lazım. Dil öğrenmen çok önemli. Ne yazık. İngilizce. Evet. Çünkü havacılık İngilizce çerçevesinde, çevresine dönen bir sektör. Hem bu askeri pilotluk için hiç fark etmez, hem de ulaştırma pilotluğu için.
İngilizce öğrendikten sonra da zaten dediğim gibi en büyük kısmını bitirmişsin. İsteklisin. İstekli olduktan sonra hayatta insan her şeyi başarabiliyor. Senin çok zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası ben bu şevkle ve bu azimle. Ben büyüyünce pilot olmak istiyorum. Anne nasıl bunu uçuruyor ben merak ediyorum diyerekten. Hani içerisine girip gezdirme şansımız olmadı ama getirip gösterdik, gezdirdik, baktılar. Yani 3 tane çocuğum var. Üçüne de bu şekilde gezdiriyordum. Onlar da bakarlardı, heveslenirlerdi. Herhalde bunun da içinde var biraz. O da onu arzu ediyordu. Hocaya da söyleyince böyle bir şey. Hocamız da sağ olsun böyle bir sürpriz yaptı. Çok mutlu oldum. Şöyle ben Ahmet Safa'ya sürekli şunu söylüyorum. Okuduğu okulun hakkını vererek okumasının gerektiğini bilsin istiyorum ki şu alt tabanında kendisini ne kadar iyi ve dolgulu yetiştirirse ilerleyen süreçte lise döngü okulunda veya bundan sonraki akademik yaşantısında ya da atıyorum askeri okula gidişinde o kadar faydalı olacaktır eğitim bilgisi. Zaten kendisi sporla ulaştığı için sporla ilgili bir sıkıntısının olabileceğini düşünmüyorum. Bir de istek var. Ama işte bunun dışında derslerine yoğunlaşması yönünde bir talebim var Ahmet'ten. Bol bol kitap oku, işte test çalış, derslerine iyi bak filan diye. Bu şekilde bir destek yapmaya çalışıyoruz, yol çizmeye çalışıyoruz. Amacımız oradaki damar yumağına ışın vererek damar yumağını yok etmek oradan ve böylece damar yumağına bağlı herhangi bir riskle karşılaşmasına engel olmak. Bu tedavide ışın verdikten sonra yaklaşık bir 3 sene geçmesi gerekiyor damar yumağının kaybolması için. Yavaş yavaş zaman içinde kayboluyor. 3 sene sonraki tetkiklerimizde hiçbir damar yumağı orada kalmadı olarak görecek olursak ki bu ihtimal çok büyük bir ihtimal. O zaman diyeceğiz ki canın ne istiyorsa yapabilirsin. Pilot da olursun, denizaltıcı da olursun. Her şeyi hayatta yapabilirsin diye söyleyeceğiz ona. Siz telefonu çekebilir misiniz? Tabii lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.